İbn Karaka. Büyük İslam bilginleri arasında anılması gereken biridir. Bugünden 900 yıl önce Mısır'da yaşadı. Çocukluğu güçlüklerle geçti. Fakat çok zeki ve çalışkandı. Durmadan bir şeyler araştırıyor, okuyor, etrafında olup bitenleri dikkatle inceliyordu. Çocukluğundan kalma bu aşırı öğrenme merakı, vakti gelince onu bilginler arasına soktu. Kahire'de 5 metre çapında bir torna tezgahı yaptı. Bu dünyada yapılan ilk torna tezgahıydı. Bakır levhalar, demir daireler artık kolaylıkla kesiliyor, bunlar günlük ihtiyaçlara cevap, her yerde kullanılıyordu. Kitaplardaki tariflere göre İbni Karaka'nın torna tezgahı günümüzün torna tezgahlarına benziyor. Hemen hemen aynı sistemle çalışıyordu. Devrin hükümdarı İbni Karaka'nın tezgahını görünce ona hayretle şu soruyu sordu. Bu aleti daha küçük yapsaydın daha az zahmette bulunmaz mıydın? İbni Karaka şu cevabı verdi. Eğer ben bu tezgahı bir ucu Ehram'da, piramitlerde, diğer ucu Nil Nehri'nin öte etrafında, Dandur'da bulunacak kadar büyük yapabilseydim, zahmetim daha da azalırdı. Aletler ne kadar büyük olursa, çalışmalar o kadar rahat ve o derece iyi niyetice alınır. Kainatın büyüklüğüyle karıştırılırsa, bizim yaptığımız aletlerin küçüklüğü meydana çıkar. O devirde Müslümanlar, çeşitli araştırmalar, inceleme ve deneyler yapıp icatlarda bulunurken Avrupa bilginleri cezalandırılıyordu. İlim düşmanlığı yapılıyordu. Ne yazık ki İbn Karaka hakkında daha detaylı bilgilere sahip değiliz. Hatta ne zaman doğduğunu, kimlerden ders aldığını, başka neler yaptığını bilmiyoruz. Bildiğimiz şu ki İbn Karaka bugünkü teknolojinin başlamasına sebep olmuştur. Avrupa, torna tezgahını Müslümanlardan öğrenmiştir.